Vallahi bende akıl fikir kalmadı artık baba. Telaş yapma. Yusuf'ların bir kardeşi var. Bakalım, sorduracağız. Zaman çok daraldı. Biliyorum, biliyorum. Bir kınalı kuzu kalkmış, babasının kuzusu, Ayşe'sinin kuzusu. Basri dedenin keçisi. Sen niye gitmedin, geç mi kaldın? Gideceğim, gideceğim. Ama şu kuzuyu önce bir yiyeyim, ha? Ne oluyor Kadir? Mehmet Kadir Hoca'yı aramıştık biz. Buyurun benim. Bizimle emniyete geleceksin. Çocuk kaçırmak, alıkoymaktan şikayet var. Vara vara geldi. Alın. Bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var. Bir dakika. Bir dakika ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Çocuğu korkutuyorsunuz. Bir dakika. Şükran. Şükran. Ya memur bey, yanlış anlaşılma var diyorum. Bir dakika, dur. Bırakın. Ya bırak kolumu. Memur bey. Şükran. Bizi hasret korkma. Korkma kızım, tamam mı? Korkma babacığım. Korkma babacığım, seni alacağım, tamam mı? Şükran. Şükran. Gama kardeşe. Korkma sakın. Ya bırak, bana iki dakika müsaade et. Şükran. Şükran. Seni çok seviyorum kızım, tamam mı? Basri baba, Şükran'ı yalnız bırakmayın. Merak etme. Kadir. Anma, anma,
Kuzu. Kınalı kuzum benim, Ayşe'sinin kuzusu. Gidemeyiz kuzum. Gidemeyiz. Olmaz. Şimdi senin burada kalman lazım. Ben sana babasından ayrı kalan güzel prensesin masalını anlatmıştım ya hani, hatırladın mı? Heh. Tıpkı o masaldaki gibi babası gelecek, alacak güzel kuzumu. Ben sordum babana, şimdi işi varmış. Bitsin, hemen gelip alacak seni. Baban mı? Evet, baban tabii. Ne dedin sen? Baba mı dedin? Ne dedin kuzum? Söyle Ayşe teyzene, bir daha söyle. Baba mı dedin? Vallahi baba dedi. Hadi bir daha söyle. Hadi, hadi güzel kuzum. Hadi. Hadi güzel kuzum. Baba de. Memur bey, memur bey. Benim kızım daha yeni yeni kendine geliyor. O götürdüğünüz yerde çok korkar. Allah aşkına beni bir dinle. En azından psikoloğun numarasını versem. Hem çocuk kaçırmışsın hem psikolog diyorsun. Bak, gözünü seveyim, beni amirinle bir görüştür, durumumu anlatayım. Anlatacaksın, anlatacaksın sen, merak etme. Biz buradan kimseye anlattırmadan çıkartmıyoruz zaten. Bak, anlamıyorsun. Memur bey, memur bey ne olur. Şükran benim kızım. Tamam Mümtaz Bey, teşekkür ederim. Tamam, ben sizi arayacağım. Nasıl durumu? İlk girdiğimde gözleri hani fene kedisi sarman gibi olmuştu. Nah bu kadar. Ama sonra sakinledi biraz. E daha ana baba kuzusu, ne yapsın? Ay, baba dedi içeride, Türkan kızım. Nasıl? Nasıl olacak? Senin benim gibi işte, baba dedi. E bu güzel bir haber değil mi? Vallahi tepe sersem oldum. Neye üzüleceğim, neye sevineceğim, şaşırdım kaldım artık. Bitmedi çilesi bu çocuğun. Sabah beri düşünüyorum, kim yapar böyle bir kötülüğü diye. Vallahi aklım durdu. Girin. Başkomiserim, zanlının avukatı ve eşi geldi. Siz kimsiniz? Mehmet Kadir Ölçeğin avukatı Mümtaz Solkan. Hanımefendi de müvekkilim ve Kadir Ölçeğin müstakbel eşidir. Komiserim, müvekkillerim yanlış bir ihbarın kurbanı olmuşlar. Adı geçen çocuk bir müddet öncesine kadar dosyada adı geçen mahallede müvekkilimle birlikte yaşamaktaymış. İkamet örnekleri dosyada var. Müvekkilimin kendi konutunda Hatay'da beraber yaşadıklarına dair belgeler de burada. Zaten vasisinin ani ve beklenmedik ölümü neticesinde müvekkilim kendi isteğiyle kuruma başvurarak evlat edinmek amacıyla süreci başlatmış durumda. Bunu beni yıldırmak için yaptığının farkındayım. Anlamadım. Anladın, anladın. Sen esas söylemek istediğin o cümleyi söyle. Bakın komiserim, müvekkilim Türkan Erten son derece saygın bir iş kadınıdır. Eğer bugün tutuklanmamış olsaydı Kadir Ölçek'le evlilik işlemlerini yapmış, çocuğun velayeti için de başvurmuş olacaklardı. Yani bu ihbar bugün değil yarın gelmiş olsaydı Kadir Bey şu an burada oturmuyor olacaktı. Dolayısıyla biz Yüce Türk Adalet Sistemi'nin... Tamam, tamam. 48 saatiniz var. Evlilik belgesi. Velayet başvurusu masamda olmazsa durum kötü. Evini biliyoruz zaten Kadir Efendi. Teşekkür ederiz Mümtaz Bey. Bu kadar kısa sürede bu kadar belgeyi temin etmeniz mümkün değildi. Evet öyle. O yüzden ben de kızımın ders fotokopilerini aldım. Bu kadar kısa zamanda ancak ikamete ve TOPİ'ye ulaşabildim çünkü. Peki nasıl emin olabildiniz bunlara bakmayacağını? Bu karşınızdaki başkomiserin CV'sine baktım gelmeden. 30 yıllık polis. Öyle çok insan görüyordur ki zaten sizi gördüğünde anlamıştır nasıl bir insan olduğunuzu. O suçları işlemiş olamayacağınızı yani. Zaten sizi tutmaya niyeti olduğunu da sanmıyorum. Bizimkisi karşılıklı anlayış diyelim. Ben sadece karar vermesinde yardımcı oldum. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Yalnız bir an evvel şu nikah ve başvuru işlemlerini halletmemiz gerekiyor. Hı hı. Türkan Hanım, ben sizin adınıza yarın sabah bir yıldırım nikahı ayarlayacağım. O yüzden bana nüfus kağıtlarınız lazım. Tabii.
Buyurun. Benim artık okula gitmem gerekiyor. Müsaadenizle. Benim de Şükran'ı görmem lazım. Ayşe Hanım kapının önünde. Yalnız içeri almıyorlar. İyi günler. İyi günler kızım. Bakalım şu bizim fotokopiler orada işe yarayacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.